Özellikle yine pandemi döneminde en çok hayatını kaybeden ve biz evlerden çıkamazken sokakta canlarını tehlikeye atarak yürüyen isimlerdi. Motokuryelerden bahsediyorum. Sosyal medyada gençler arasında bir kinayeli soru sorma şekli var. O yüzden böyle attık bu manşeti. Normalde Türkçesi az tehlikeli mi diye sormak gerekirdi. Az mı tehlikeli diye soruyoruz. Çünkü motokuryeler şunu söylüyor. Özellikle işte zaman baskısı, bir an önce gidilip bırakılma baskısı, bunun üzerinden puan yapılması bizi hem trafik kurallarına uydurtmuyor hem de hayatımızı tehlike atıyor. Dolayısıyla buna bir düzenleme gelmeli ve biz de çok riskli meslekler kurumuna alınmalıyız. Yunus Emre Göçer, Oğuzhan Gezer ve diğerleri. Onlar trafikte çalışırken hayatını kaybeden motokuryelerden sadece birkaçı. Kurye Hakları Derneği yaptığı araştırmayla 2023 yılında en az 68 motokuryenin öldüğünü ortaya koydu. Ölüm sebeplerine bakıldığında ise trafik kazaları ilk sırada. Ancak motokuryelere göre onun da arkasında başka nedenler var. Sağda bir denetim yok. Yani isteyen herkes, ehliyeti olan herkes ya da ehliyeti olmayan mahalle aralarındaki dükkanlarda, ehliyeti olmayanlar, herhangi bir eğitimi olmayan insanlar da çok rahat motokuryelik yapabiliyorlar. Motokuryelerin kazaya karışmasının en önemli nedenlerinden biri de uygulama ve işletmelerin hızlı teslimat taahhüdü hız baskısı ölüm getirdi diyor. Bu çok doğru bir tespit aslında. Bazı firmalar puan da veriyor. Yani hız puanı veriyor. Hız puanı demek şu yani trafik kurallarını hiçe sayıp kendi canını hiçe sayıp 10 dakikada o ürünü götürürsen 10 puan alıyorsun. Ama normal zamanda götürürsen düşük puan alıyorsun. Motokuryelik en çok ölümlü kazanın yaşandığı meslek gruplarından biri olsa da halen az tehlikeli kategoride yer alıyor. İş cinayetleri tablosuna baktığımızda kesinlikle çok tehlikeli meslekler grubuna alınmalı. Bir diğer taraftan da bu esnaf kuryelik modeli Türkiye'de gitgide yaygınlaşıyor. Bugün Bu modele ilişkin çalışanlar sendikala olamıyor. Bu modele çalışanlar özlük haklarını tam olarak alamıyor. Büyük tekerlerin çalışma şartları altında kalıyor. Bu açıdan müstakil bir kanun önemli. Araştırmaya göre çalışırken hayatını kaybeden motokuryelerin çoğunluğu 19-28 yaş aralığında. Ölen motokuryelerin arasında 15 yaşındaki çocuklar ve mülteciler de var.